Herkese merhabalar. Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere bir daha hazırını almak istemeyeceğiniz tam kıvamında orijinal Rus salatası tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Yarım kilo kadar, yani 4 adet orta boy patatesi İyice yıkayalım ve tencerenin içerisine alalım. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ve üzerini geçecek kadar su ekleyip patatesler yumuşayana dek haşlayalım. 2 adet orta boy havucun kabuklarını soyalım. Tahtanın üzerinde küp küp doğrayalım. Ve üzerine geçecek kadar su ekleyip havuçlar yumuşayana dek haşlayalım. 1 adet küçük boy kuru soğanı incecik olacak şekilde doğrayalım. Haşlanan patateslerimizi de yine havuçların büyüklüğünde küp küp olacak şekilde doğrayalım. Haşlanmış havuçları rengi parlak ve canlı olması için soğuk suyun içerisine kevgirle alalım ve hatta buzlu su olursa çok daha iyi olur. Daha sonra süzgecin içerisine alalım, iyice süzdürelim. Karıştırma kabının içerisine kuru soğan ve doğranmış patatesleri alalım. Üzerine haşlanmış havuçları ekleyelim. 3-4 adet yine küp küp doğranmış olan kornişon turşu. 2 adet yumurtayı katı olacak şekilde haşlayalım. Yine küp küp doğrayarak içerisine ekleyelim. Birkaç dal ince kıyılmış dereotu. Yeteri kadar tuz, bir dolu küçük kase mayonez ekleyip harcımızı ezmeden güzelce karıştıralım. Tekrardan 2-3 yemek kaşığı kadar mayonez ekledim. Az gibi geldi. Siz de gerekirse ekleyebilirsiniz. Öncesinde bezelye eklemeyi unuttum. Şimdi aklıma geldi. İçerisine 1 su bardağı konserve bezelye ekledim. Sizler ilk aşamada ekleyebilirsiniz. Tekrardan karıştıralım. Daha sonra Rus salatamızı servis tabağına alalım. İsterseniz içerisine küp şeklinde haşlanmış tavuk eti veya küp küp doğranmış salam da ekleyebilirsiniz. Ben kullanmadım. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyip soğuk olarak servis edebilirsiniz. Artık dışarıdan almak istemeyeceğiniz harika bir lezzet oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum.